Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Öca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kampımıza kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz bugün. Biliyorsunuz ki denemeleri başlatmıştık artık. Kampımızı bitirmiştik. Kamp videolarına mutlaka göz atıyoruz. Bugün sizlerle de ikinci denemeyi çözeceğiz. İlk denemeler hakkında yorumları aldım ve arkadaşlarımın çoğu denemenin kolay olduğunu söylediler. E şimdi zordan başlasak olmaz değil mi? Yavaş yavaş değerli arkadaşlarım. İlk önce e, siz konuları pekiştirin. Ondan sonra zorlu denemeler sizleri bekliyor olacak. Benim amacım sizleri sınava hazırlamak değerli arkadaşlarım. Bununla beraber kolay diyenleri sesleniyorum. Kolay değil. Siz çalışıyorsunuz. Dilerseniz hemen ikinci denememize geçelim. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlarım, ilk sorumuzdan başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi. Hadi bakalım. Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasında etkili olan birden fazla sebep vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sebeplerden biri olarak gösterilemez? Şimdi sevgili arkadaşlarım, Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasında etkili olan en önemli yetmen biliyorsunuz ki veraset anlayışındaki belirsizlikti değil mi? Veraset anlayışı neydi? Ülke hanedanın ortak malıydı. En önemli sebep budur değerli arkadaşlarım. Diğerlerine bakalım. Hadi bakalım. Gök Tanrı inancının benimsenmesi. Türkiye'nin kısa sürede yıkılmasında etkili olmamıştır değerli arkadaşlarım. Bunu burada bırak. Veraset anlayışındaki belirsizlik. Neydi veraset anlayışındaki belirsizlik? Ülke hanedanın ortak malıydı değil mi? Kimin tahta geçtiği belli değildi. Çin baskıları var mı değerli arkadaşlarım? Çin baskıları var. ve bu sebepten dolayı da farklı yerlere göç etmek durumunda kalmışlardır. Taht kavgaları neyden dolayı? Verasetteki belirsizlikten dolayı. Boylar arası mücadeleler kısa sürede yıkılmasında etkili olacak mı? Etkili olacak. Ancak sevgili arkadaşlarım Göktağrı inancının kısa süreyle, kısa sürede yıkılmasıyla alakası yoktur. İkinci sorumuza geçelim değerli arkadaşlarım. İkinci sorumuz Türkistan tarihinde ordu sistemi ile ilgili olan Bistegani ne demektir? Sizden cevabı istiyorum değerli arkadaşlarım. İnşallah doğru yaparsınız. Hükümdar değişikliğinde askerlere verilen bahşiş. Osmanlı'da biz buna ne diyoruz? Osmanlı'da biz buna cülus diyoruz değil mi? Bunu geç. Kuram ordusunun aldığı maaş. Bunu burada bırak. Doğruyu yapanlar bana yorumda verirsin. Tımar sistemi içerisinde yetişen atlı askerleri biz ne diyorduk? Biz cebellü diyorduk değil mi? Bunu da geç. Hükümdarı koruyan özel birliklere İslamiyet öncesi Türk devletlerinde biz böğrü diyoruz ya da böğrü diyoruz. Bu da gitti. Keşif birlikleri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yerme. Osmanlı da akıncıdır değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Cevabımız Kur'an ordusunun aldığı maaş olacaktır. Osmanlı da biz buna ne diyoruz? Biz buna uluf diyoruz. Okey. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Köse Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun çoğu yerinde küçük beylikler kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden biri değildir? Köse Dağ Savaşı ile Malazgirt Savaşı'nı karıştırmayın. Malazgirt Savaşı'ndan sonra birinci beylik. Köse Savaşı'ndan sonra ikinci beylikler dönemi başlamıştır. Karamanoğulları nerede kuruldu? Konya ve çevresi. Osmanlı'yı en yani çok uğraştıran beylik. Osmanoğulları İlk merkezleri neresiydi? Söğüt, Domaniş değil mi? Artık oğullarını bırak. Kalesi oğulları Balıkesir ve Çanakkale dolaylarında kuruldu. İkinci beylik. Sarıhan oğulları Manisa ve çevresinde kuruldu. Ancak artık oğulları Köseda Savaşı'ndan sonra değil Malazgir Savaşı'ndan sonra Mardin ve çevresinde kurulan beyliktir. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki gelişmeler şunu bir silelim. Yukarıdaki gelişmeler hangi padişah döneminde yaşanmıştır değerli arkadaşlarım? Kazaskerlik makamı getirildi. Topçu Ocağı kuruldu. Ne demiştik? Ocak denilince aklınıza kim gelecek? Hüda Vendigar gelecek değil mi? Yani cevabımız 1. Murat. Osmanlı döneminde düzenli ordu yok değerli arkadaşlarım. Bununla beraber Osmanlı devletinde Osmanlı tarihinin ilk kadısı Dursun Faki olmuştur bu dönemde. Orhan Bey döneminde Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu. Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle ilk deniz savaşı olan Çalı Bey deniz savaşı gerçekleşti. İkinci kurucu olarak bilinir. Yıldırım Beyazıt döneminde gerçekleşen en önemli gelişme Biliyorsunuz ki Ankara Savaşı'dır. Ankara Savaşı sonucunda Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur. Cevabımız 1. Murat olacaktır. Devam ediyoruz. Geldik 5. sorumuza. Osmanlı Devleti ile İran arasında Kanuni Sultan Süleyman döneminde imzalanan ilk resmi antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki buradaki cevabımız Kasr Şirin Antlaşması değildir, değil mi? Sevgili arkadaşlarım, Kasr Şirin Antlaşması 4. Murat döneminde imzalanan bir antlaşmadır ve bu antlaşmayla günümüz Türkiye-İran sınırlarının büyük ölçüde çizildiği anlaşılmıştır. Amasya cevabımız Basfer Antlaşması 1664 yılında Avusturya ile yapılan bir antlaşmadır. Ve bu antlaşmayla Osmanlı'nın Erdel üstünlüğü sağlanmıştır değerli arkadaşlarım. Tamam. Ferhat Paşa Antlaşması ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşırken Nasuh Paşa Antlaşması ile Osmanlı kazandığı toprakları geri vermek durumunda kalmıştır. Ferhat Paşa da kazandıklarını Nasuh Paşa da geri veriyor. Cevabımız Amasya Antlaşması olacaktır. Amasya Antlaşması sonrası Osmanlı'nın sınırları genişlemiştir. Bağdat, Karabağ, Revan ve Nahçıvan Osmanlı topraklarına katılmıştır. Altıncı sorumuz çıkma ihtimali yüksek. Serdar Ekrem Uvanı ile katıldığı 2. Viyana kuşatmasından başarısızlıkla dönen sadrazam aşağıdakilerden hangisidir? Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı tarihinde ilk modern bütçeyi hazırlayan kişidir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa cevabımız Kuyucu Murat Paşa 1. Ahmet'in sadrazamıdır. Celali isyanlarını Zorbalıkla bastırmıştır. Keş Mustafa Paşa 4. Murat döneminde sadrazamlı görevi üstlenen kişidir. Fazıl Ahmet Paşa Girit'i alan sadrazamdır. Cevabımız Merzifonlu Kara Mustafa Paşa olacaktır. Ondan sonra idam ediliyor zaten. Sorumuz 18. yüzyılla ilgili. Ne olur ne olmaz. Güneşi batmayan imparatorluk olarak bilinen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlarım 18. yüzyılda güneşi batmayan imparatorluk olarak Güneşi batmayan imparatorluk olarak bilinen ülke İngiltere'dir. Niye hocam? Niye böyle bir isim almış? Çünkü İngiltere'nin her yerde sömürgesi vardı. En büyük rakibi Fransa. Avusturya Balkanlar için Ruslarla mücadeleye girecek. Almanlar sonraki dönemlerde siyasi birliğini tamamlayarak dünyadaki güç dengelerini alt üst edecekti. Cevabımız İngiltere olacaktır. Geldik 8. sorumuza. Şöyle yapalım. Şöyle. Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin ilk defa dış borç aldığı devlet aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlarım çoğu ülkeden dış borç alacak zaten değil mi? Şimdi Kırım Savaşı'nda biliyorsunuz ki Osmanlı'nın yanında yer alanlar Fransa, İngiltere ve Piemonte Krallığı'ydı. Günümüz İtalya'ydı değil mi? Bunları mutlaka bilmemiz lazım. İlk dış borcu İngiltere'den almıştır değerli arkadaşlarım. Almanya ve Avusturya'dan herhangi bir e, yani İlk dış borcu Almanya ve Avusturya'dan almamıştır değerli arkadaşlarım. <laughs> Unutmuyoruz Kırım Savaşı sırasında Selim Yakışçası'na gelerek Türk ordusuna yardım eden hemşire Florence Nightingale'dir. Biz e, bu kadına ne diyorduk? Lambalı kadın diyorduk değil mi? Bunu da unutmayalım. Ekstra bilgi olsun. Geldik 9. sorumuza. Mısır sorununun çözüldüğü Londra konferansında Mehmet Ali Paşa'yı destekleyerek katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlarım Cevabımız burada Fransa olacaktır. Diğerleri zaten katıldı. İngiltere, Mısır Yedivliği, Rusya ve Avusturya. Zaten ben niye Mısır'a eklemişim açıklar arasında? Neyse. ÖSYM de bazen böyle yapıp düşürebiliyor. Sevgili arkadaşlarım Fransızlar biliyorsunuz ki Mehmet Ali Paşa'yı öncesinde kışkırtmıştı. Ve bundan dolayıdır ki Londra konferansında yer almamıştır. Gidelim 10. sorumuza. 10. sorumuz Avni mahlasını kullanan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki Osmanlı padişahları mahlaslar kullanmışlardır değerli arkadaşlarım. 2. Mahmut halk tarafından gavur padişahı olarak adlandırılmıştır. Ayrıca 2. Mahmut adli olarak da bilinir. Kanuni Sultan Süleyman acizi, meftuni ve muhibbi olarak bilinir. 3. Selim ilhami olarak bilinir. 1. Ahmet ne olarak bilinir? Bahti olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Cevabımız Fatih Sultan Mehmet Han olacaktır. İlhami, Bahti, Muhibbi, Adli. Dikkat ediyoruz. 11. sorumuz. Gelirleri padişahın eşi, annesi ve kız çocukları için ayrılan toprak aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki cevabımız başmaklık olacaktır değerli arkadaşlarım. Vakıflar genelde hayır içindir değerli arkadaşlar. Medrese için, hastane için değil mi? Eğitim için, sağlık için. Yurtluk sınır boylarındaki askerlere ayrılır. Malikane toprakların ömür boyu kiraya verilmesidir. Ya da üstün hizmetleri karşılığında kişilere verilir. Zahmet birlik sistemi içerisinde yer alan topraktır değerli arkadaşlarım. Ve zahmet gelirleri orta düzeydeki kişilere ayrılır. Orta rütbedeki kişilere. Anlaştık mı? Cevabımız başmaklık olacaktır. Orta düzeyde oldu. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi merkez ordusu içerisinde yer almamıştır? Şimdi bir tarafta merkez ordusu var. Diğer tarafta hangi ordu var? Taşra ordusu var değil mi? Yani eyalet ordusu. Bunları karıştırmamamız gerekir. Ama siz merkez ordusunu da ikiye ayıracaksınız. Bir piyade, iki süvariler olarak. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Şimdi Yeniçeriler piyade en itibarlı ordu. Bostancılar piyade. Topçular piyade. Akıncı bakın bunlar taşrada yer alır. Cevabımız lağımcı tünel kazarlar. Sevgili arkadaşlarım bunlar da piyadedir. Bostancılar iskele kenarlarını korurlar. Sevgili arkadaşlarım şimdi hocam piyadelerden bahsettiğinizde süvariler. Süvariler silahlar, sipahiler, sağ ulufeci, sol ulufeci, sağ garip ve sol garip olarak ayrılırlar. Anlaştık mı? Çalışırken de böyle çalışın. ÖSYM böyle sorabiliyor. Cevabımız akıncılardır. Akıncıların görevi biliyorsunuz ki keşif yapmaktır. Keşif birliğine biz akıncı diyoruz. Yukarıda sözü edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması sonucu Osmanlı'nın yakınlaştığı devlet olmuş ve 1. Dünya Savaşı'nda da aynı safta yer almışlardır. Aha. Şimdi. Bakın sevgili arkadaşlarım. Berlin Antlaşması'ndan sonra Fransa Tunus'u işgal ederken İngiltere Mısır'ı işgal etmiştir. İtalyanlar Kuzey Afrika'daki toprağı göz dikmişlerdir. Trablus'a Ruslar zaten Osmanlı ile araları hiç iyi değildi. O yüzden Osmanlı kime yanaşacak 2. Abdülhamit döneminden itibaren Almanlara yanaşacak. Ve 1. Dünya Savaşı'nda da birlikte yer alacaklardı. 14. sorumuz. 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti tarafından kendisine Dimetoka bölgesi verilerek ittifak bloğuna dahil olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Hangi savaştan bahsediyorum? Savaşı verseydim direkt cevabı ulaşacaktınız. Çanakkale Savaşı'ndan bahsediyorum. Çanakkale Savaşı başarıyla sonuçlandıktan sonra Osmanlı Devleti Bulgaristan'a Dimitoko bölgesini veriyor. Ve böylece kara bağlantısını sağlayarak Bulgaristan'ı savaşa dahil etmiş oluyordu. İtalya savaş sırasında saf değiştiriyor. Ruslar Pansavizm politikasını gerçekleştirmek istiyor. Avusturya Osmanlı'nın yanında yer alıyor. Almanya'nın yanında yer alıyor. Sırbistan savaşı başlatan devlettir değerli arkadaşlarım. Cevabımız Bulgarlar olacaktır. 15. sorumuz. Şöyle. Türklerin uluslararası alanda haklılığını gösteren ilk rapor aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlarım. General Herbert Ermenilerin aksi olduğunu duyurmuştur. Samsun raporu Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetine gönderdiği rapordur. Raporda ne geçiyordu hocam? Raporda Rumların haksız olduğunu dile getiriyordu Mustafa Kemal. Amiral Bristol'u bırak. Selmer raporu Hatay'la ilgili olan rapordur. Doktor Esat raporu biliyorsunuz ki ilk defa Kuvay Milliye teriminden bahseden rapordur. Cevabımız Amiral Bristol olacaktır. Kimlerle ilgili? Rumlarla ilgili. Rumların aksı olduğunu söylemiştir Bristol. Devam ediyoruz. 16. sorumuz. Ulusal Yemenlik ilkesinden ilk hangi belge veya kongrede bahsedilmiştir? Sevgili arkadaşlarım bakın unutmayın. Sizden ne istemişim? İlki istemişim değil mi? Hafza genelgesinde Ulusal egemenlikle alakalı hiçbir şey yoktur. Havza genelgesi protesto genelgesidir. Mitinglerin yapılması gerektiğini söylüyor Mustafa Kemal. Samsun raporunda da ulusal egemenlikle alakalı bir şey yok. Bunların aksi olduğu dile getiriliyor. Amasya genelgesi cevap. Sivas Kongresi devam ediyor. Sivas Kongresi'nde daha çok bağımsızlığın üzerinde duruluyor. Misak-ı Milli'de ulusal egemenlikle alakalı bir şey yoktur. Çünkü ilk amaç ulusal bağımsızlıktır. Cevabımız Amasya tamimi olacaktır. Tamimde şöyle bir madde var. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Anlaştık mı? Cevabımız C şıkkı. 17. sorumuz. Milli mücadele döneminde gerçekleşen Amasya protokolüne aşağıdakilerden hangisi katılmamıştır? Şimdi sevgili arkadaşlarım. İstanbul hükümeti adına Hulusi Salih Paşa. Temsil heyeti adına Mustafa Kemal, Bekir Sami ve Rauf Bey katılmıştır. Doktor Rıza Nur yoktur. Doktor Rıza Nur daha çok şimdi Doktor Rıza Nur hem Moskova'ya gitmiştir hem de Lozan'a gitmiştir. Anlaştık mı? 18. sorumuz Mustafa Kemal'in Ataşa militer olarak gönderildiği şehir aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal burada Bulgar kızına aşık oluyor. Bulgar demişken cevaba ulaşmışsınızdır. Cevabımız Sofya Ataşa militeri olacaktır. Şam ilk görev aldığı yerdir. Samsun 9. ordu fetişçi olarak giriyor. İstanbul'dan hareket ediyor biliyorsunuz ki. Beyrut'ta da ziyarette bulunmuştur. Yakın arkadaşlarını ziyaret etmiştir. Cevabımız Sofya olacaktır. Diğer sorumuz. Ordunun Sakarya'nın doğusuna çekildiği ve mecliste tartışmaların olmasına tartışmaların olmasına sebep olduğu savaş aşağıdakilerden hangisidir? Tartışmaların olmasına sebep olan savaş. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi Alsanlar Durmuklar Muharebesi Refet Bey'in başlattığı taarruzdur. Bu muharebeden sonra düzenli ordu tek çatı altında birleşmiştir. İkinci yönünü şimdi burada yenilgiden bahsedeceğiz değil mi? İkinci yönünü düzenli ordunun ikinci zaferidir. Ve Mustafa Kemal'in sözünü unutmuyoruz. Siz orada sadece düşmanı değil milletin mahkus talihini de Gediz taarruzu Çerkezet'ten ve Ali Fuat'ın gerçekleştirmiş olduğu taarruzdur. Taarruz başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ve bununla beraber Ali Fuat Moskova'ya gönderilmiştir. Kütahya şehir. Bırak. Sakarya Meydan Savaşı hattı müdafaya otur sattı müdafa vardır. Bu savaş kazanılmıştır. Savaştan sonra Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve marşallik rütbesi verilmiştir. Cevabımız 3. Savaş. Yunanlıların 3. Büyük Savaşı kütahya Eskişehir Savaşları olacaktır değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Çünkü yenilgiyle kapanıyor ve ordu Sakarya'nın doğusuna çekiliyor. Ve mecliste Mustafa Kemal'e karşı muhalefet ortaya çıkıyor. Devam edelim. 20. soruya geldik. İsmet Bey'in Lozan'a gidebilmesi için istifa eden kişi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın sevgili arkadaşlarım olaya bakın. Bekir Sami Londra'da kendi başına göre hareket ettiği için biliyorsunuz ki Kont Forza ile İtalyan lider yani İtalya'yı temsil eden kişi diyelim lider değil. Kont Forza ile antlaşma yapıyor. Mustafa Kemal'den habersiz. Bu olaydan sonra Bekir Sami Bey'i görevden alıyorlar. Bekir Sami Bey görevden aldıktan sonra yerine kim geliyor? Yusuf Kemal Tengirşek geliyor değerli arkadaşlarım ki zaten buradaki cevabımız budur. Hasan Saka ve Doktor Rıza Nereye gidiyorlar? Lozan'a gidiyorlar. Fevzi Çakmak biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci barış Bekir Sami Bey, Sami Bey görevden alındı. Yerine Yusuf Kemal geldi. Daha sonraki dönemlerde İsmet Bey Mudanya'da başarı gösterdiği için Yusuf Kemal istifa etmiş ve Lozan'a gidebilmesi için İsmet Bey'i görevlendirmişlerdir. Cevabımız C şıkkı. Şimdi mesela şöyle bir soru da gelebilir. Londra konferansından sonra Bekir Sami Bey'i görevden alan Mustafa Kemal yerine kimi getirmiştir? Cevabımız Yusuf Kemal Tengirşenk. Dikkat ediyoruz. 21. sorumuz. Atatürk dönemiyle ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrenci hangi bilgiyi verirse yanlış olur? Atatürk döneminin son başbakanı Celal Bayar'dır. Doğru mudur? Tamamdır. Etibank bu dönemde açıldı. Tamam. Millete cemiyetine üyelik sağlandı. Tarihimiz 1932. Cemal Üstü Taray. Niyon konferansına katılım sağlandı. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki Atatürk döneminde Antan ve Paktar'a katılım sağlanmıştı. Güven sütüleri 1940 yılında açılmıştır. Yani Milli şef dönemine denk gelmiştir değerli arkadaşlarım. İsmet İnönü dönemi. Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tongucu. Unutmayın burada. 22. sorumuz. Din ve vicdan hürriyetini savunarak akıl ve bilimi esas alan Atatürk ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Din denilince aklınıza direkt zaten layıklık geliyor değil mi? Ama siz dikkat edin. Akıl ve bilimi de esas alın mutlaka. Halkçılık, adalet ve topluma hizmeti esas alır. İnkılapçılık, sürekli dinamizm bir önceki denemimizde bundan bahsettik. Cumhuriyetçilik, çok partili hayatı esas alır. Oy kullanmayı esas alır. Milli iradeyi esas alır. Milliyetçilik bağımsızlığı esas alır. Direnişi esas alır. Değerli arkadaşlarım Türklüğü esas alır. Cevabımız layıklık olacaktır. Geldik. 23. sorumuza. Teraki Berber Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasına sebep olup Türkiye Cumhuriyeti'nde rejime karşı çıkan ilk isyan aşağıdakilerden hangisidir? Menemen olayı ikinci isyandır. Biz buna Kubilay olayı diyoruz. Bursa olayında Mustafa Kemal ne diyor? Bu bir din meselesi değil, dil meselesidir diyor. Anlaştık mı? din değil dil meselesidir diyor. Şeyh Said İsyanı cevabımız Şeyh Bedrettin İsyanı Osmanlı tarihinde ilk dinin nitelikli Osmanlı tarihinde ortaya çıkmış ilk dinin nitelikli isyandır. Nasturya ayıklanması 1924 yılında doğuda çıkan isyandır değerli arkadaşlarım. İngilizlerin kışkırtmasıyla ortaya çıkıyor. Cevabımız Şeyh Said İsyanı olacaktır. Devam edelim. Hadi bakalım hadi bakalım. Geldik 24. sorumuza. 1926 yılında belirlenen Türkiye-Irak sınırı hangi antlaşma ile çizilmiştir? Sevgili arkadaşlarım kars Şirin günümüz Türkiye-İran sınırlarını çizerken Kars Antlaşması Doğu sınırlarının kesinlik kazanmasına olanak sağlayan antlaşmadır. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti Fiilen sona ermiştir. imzalayan kişi Rauf Bey. Ankara cevabımız Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul, Doğu Trakya ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarılmıştır. Cevabımız Ankara Antlaşması olacaktır. Kerkük ve Musul İngiltere'nin güdümünde olan Irak'a bırakılmıştır. 25. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sırasında toplanan konferanslardan biri değildir. Gayre konferansı biliyorsunuz ki Numan Menemencioğlu'nun katıldığı konferanstır. Burada amaç Türkiye'yi savaşa dahil etmekti. Yalta konferansı. Ne demiştik? En karlı devlet SSCB demiştik değil mi? Birleşmiş Milletler için 3 koltuk istiyordu. Münih konferansını bırak. Postan konferansı ile Almanya 4 işgal bölgesine ayrılmıştır. San Francisco konferansı ile Avrupa'daki savaş sona ermiş ve Birleşmiş Milletler kurulmuştur. Cevabımız Münih konferansı olacaktır. Münih konferansı 2. Dünya Savaşı'ndan önce gerçekleşen bir konferanstır. Bu bu konferans da Almanya ile Almanya'ya Çekoslovakya'nın Südetler bölgesi verilmiştir. Anlaştık mı? 26. sorumuz. 1940 yılında CHP iktidarının çıkarttığı ve hükümete olağanüstü hallerde fiyatları saptamada, ürünlere el koymada, hatta zorunlu çalışma yükümlülüğü getirmede bir takım etkiler veren kanun aşağıdakilerden hangisidir? Anam kanunu birinci TBMM'nin çıkardığı ilk kanundur. Menimüs müskirat değerli arkadaşlarım. Ee, şimdi şimdi nisabın müzakere iç düzük. Meni müskirat değerli arkadaşlarım neydi? İçki ve tütünü sınırlandırmaydı. Meni israfat israfın önüne geçmekti. Bunlar birinci TBMM dönemi. Dikkat ediyoruz. Cevabımız milli korunma kanunu olacaktır. 27. sorumuz sevgili arkadaşlarım. CHP'nin 27 yıllık iktidarına son vererek Beyaz Evrim adı altında iktidara gelen parti aşağıdakilerden hangisidir? Terakiperver Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. Serbest Cumhuriyet Fırkası 2. Parti. Ali Fethi'yi unutma burada. Ali Partisi Mustafa Kemal döneminde kurulan partidir. Demokrat Parti cevabımız Millet Partisi Fevzi Çakmak önderliğinde kurulan partidir. Sonraki dönemlerde kendisini fe, e, fes edecekti. Cevabımız Demokrat Parti olacaktır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Milli Kalkınma Partisi de kuruluyor. Bunu da unutmayın. Nuri Demir ah, önderliğinde. Sevgili arkadaşlarım beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.